Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Onun adı 36 Osmanlı Padişahı'nın içerisinde geçmez. Ama 3 yıldır Türkiye'de gündemde. Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi elbette ki Osmanlı Padişahları'nın adı içerisinde geçmese de, beyliğin kurucusu olmasa da, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, yücelmesinde ve o temellerin atılmasında büyük pay sahibidir. Bunu asla unutmamak lazım. Fakat bir taraftan da Ertuğrul Gazi dizisi 3 sene devam ederse, şayet padişahların dizisi kaç sene devam eder diye insan merak etmeden edemiyor. Şurası çok üzücü. %80, %90 kurgu olan bir dizi oldu. Beklerdik ki bir yıl, 1,5 sene gösterimde kalsın, fakat klasikler içerisine girsin, her 10 senede bir bu Ertuğrul dizisi gençlerimize izlettirilsin ve %99 da doğru olsun. Ne yazık ki bu olmadı, yapılamadı ama biz Ertuğrul Gazi'nin ne olduğunu kısaca bir anlatalım ve bazı hususiyetlere de değinelim. Ertuğrul Gazi babasıyla beraber Ahlat'tan Söğüt'e doğru uzun bir yolculuğa çıkacaktır. Babası Süleyman Şah mıdır, Gündüz Alp midir? Aslında ikisini de söyleyenlere hata ediyorsun denilemez. Zira bugün bizim ana kaynaklar içerisinde gösterdiğimiz kaynakların bir bölümü Süleyman Şah adını verirken, diğer bir bölümü ise Gündüz Alp adını kullanmaktadır. Günümüzde tarihçiler genelde Gündüz Alp'i göstermektedir. Bunun sebebi Ertuğrul'un oğulları arasında Gündüz Alp ismiyle bir oğlunun da bulunmasıdır. Peki bunun olması %100 Gündüz Alp olacağını gösterir mi? Elbette ki göstermez. Yani illa baba evladına babasının adını verecek diye %100 bir şart yok. Fakat isimlere baktığımızda biri İslami isim, biri Türkçe bir isim. Gündüz Alp, Süleyman Şah. Bu ikisi aynı kişinin ismi olamaz mı bu isimler? İşte bunu da yabana atmamak lazım. Zira bilhassa o dönemlerde, ki günümüzde de bu vakidir, İslami bir ismin yanına, Türkçe veya Türkçe bir ismin yanına İslami ismi vermek bizde her zaman adet olmuştur. Davut Çağrı Bey gibi, Muhammed Alparslan gibi, Abdülkerim Satuk Buğra gibi, Süleyman Gündüzel neden olmasın? Dolayısıyla kaynakların bir kısmı o ismini kullanırken diğeri de diğer bir ismi vermiş olabilir. Evet, Ahlat'ta bilhassa Moğol baskını nedeniyle Anadolu'ya doğru geldiler. Burada kaynaklarda farklı farklı rivayetler var. Bu rivayetlerin en meşhurundan bir tanesi Süleyman Şah'ın Caber'de boğulması meselesidir. Caber'de Suriye'ye inerken Caber'de boğulduğunda tekrar geri dönecektir. Ve bu geri dönüşleri sırasında da Süleyman Şah'ın veya Süleyman Gündüz Alp'in oğulları arasında ayrılıklar çıkacaktır. Ertuğrul Bey'le Dündar yeniden Anadolu'ya doğru gelmeyi düşünürlerken Sungurtekin ve Gündoğdu ise onlar Ahlat'a döneceklerdir. Böylece kayının bir ilk defa bölünmesi burada gerçekleşecektir, Sürmeli Çukur'da. Ertuğrul Bey bu defa tamamen Sivas'a doğru yol alırken yolda bir savaşa rastlayacaktır ki bu savaş Ertuğrul Gazi'nin şahsiyetini ortaya koyan bir hususiyettir. Tam tepeyi açtıkları bir esnada, bir tepeyi, ovada Kızılca Kıyamet'in koptuğunu görürler. Fakat iki grup birbiriyle çarpışmakta, büyük bir savaş cereyan etmekte ama biri diğerine galip gelmek üzeredir. Ertuğrul Bey savaşı izleyince yanımızda kılıç taşırız, böyle geçip gitmek olmaz, ne yapalım diye sorar. Yanındakilerden bazıları zorda kalanlara şimdi yardım etsek biz de zora düşeriz, galibin yanında yer alalım diye ifade ederler. Ertuğrul Bey, bu söz merdaneler kelamı değildir der. Asıl olan zor durumda olan kardeşlerine hizmet etmektir, yardım etmektir. Belki de orada yenilmekte olanların
Selçuklular olduğunu, ki Moğolları tanıdıklarını da bilirsek, Moğolların Selçukluları büyük bir bozguna uğrattıklarını görmüştür. Ve Ertuğrul Bey'in bu sözüyle birlikte Kayı yiğitleri Şahinlerin kargaylara girmesi gibi bir anda Moğolların üzerine dalarlar ve Moğolları perişan ederler. Oradaki Selçuklu Bey'i tabi bundan büyük bir memnuniyet duyar. Ertuğrul Bey'i istikbal eder, sarılırlar ve Ertuğrul Bey neden o taraflara geldiklerini kendisine söyler. Ertuğrul Bey'in bu esnada gerek 1. Alaaddin Keykubat'la görüştüğünü söyleyen kaynaklar da vardır. Bu kaynaklara göre Alaaddin Ertuğrul Bey hakkında şöyle bir düşünceye varır. Sözü sünni sözüdür, yüreği pak, olur Sultan Alaaddin ferahnak. Kaynaklara böyle geçer. Sözü sünni sözüdür. Ertuğrul Bey'i dinlediğinde sözünün ehl-i sünnet vel cemaat sözüne uygun olduğunu, doğru olduğunu, dürüst olduğunu, mert olduğunu, yiğit olduğunu görür ve bundan büyük bir memnuniyet duyar. Yüreğinin de son derece temiz olduğunu görür. Onun üzerine Ertuğrul Bey'e istediği yeri Ankara, Karacahisar etrafını verirler. Bir müddet burada kalırlar. Buranın kendilerine yetmemesi üzerine veya otlakların az gelmesi üzerine bu defa Söğüt ve Domaniç veya Sakarya Havzası'na doğru gitme isteğini belirtirler. Şunu görüyoruz ki Ertuğrul Bey'in arzusu, isteği Sultan Alaaddin'in yanında iki olmamaktadır. Derhal bu isteğini de kabul eder ve Ertuğrul Bey bu defa Sakarya boyuna doğru ilerler. Hatta Sultan Alaaddin'e gazadır Rum'a gelmekten muradımız diye ifade eder. Yani bizim buralara gelmekten maksadımız Cenab-ı Hakk'ın dinini yaymaktır, dinini duyurmaktır, dinini bildirmektir. Aslında Ertuğrul Bey'in veya babası Süleyman Gündüz Alp'in her birinin ana maksadını da ortaya koyan bir durumdur bu ki ta 36 Osmanlı padişahlarının her birinde de en canlı bir şekilde bu arzuları, bu istekleri yaşayacaktır. Bunu da bilmek gerekir. Nitekim Sakarya Vadisi'ne yerleşmesiyle beraber Ertuğrul Bey Sultan Alaaddin'in o uçtaki kılıcı olmuştur. Devamlı bir surette o bölgedeki tekfurlarla savaş içerisinde bulunur. Hatta bunların bir tanesinde Karacahisar'ı da elde eder. Sultan Alaaddin'le beraber ortak kazaları vardır ve Sultan Alaaddin kendisini öncü kuvvetlerinin, akıncı birliklerinin komutanı olarak görmüştür. Gerek Moğolların Anadolu'ya doğru yaklaşması, gerekse çok geçmeden Sultan Alaaddin'in vefatı, ardından maalesef Selçuklu ülkesinin Moğol tahakkümü altına düşmesi Ertuğrul Bey'i uçlarda daha rahat bir harekete sevk edecektir. Ama bu rahat hareket elbette ki onun Selçuklu'ya olan bağlılığını çözmeyecektir. Uçlarda o bölgedeki tekfurlarla iyi geçim yapacaktır. Yerine geldiğinde mücadele içerisinde bulunacaktır. Yerine geldiğinde Selçuklulara yardıma gidecektir. Zaman zaman Selçuklu payitahtını ziyaret edecektir ve 1281 veya 1288 yılına kadar uzun bir ömür sürecektir Ertuğrul. Ertuğrul'un şahsiyetine baktığımız zaman gerçekten son derece mert birisidir. Bunu daha Anadolu'ya gelirken savaşlarında görmekteyiz. Son derece cesur bir kimsedir. Gazadır Rum'a gelmekten muradımız sözü onun gayesini, hedefini, düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Son derece cömerttir. Haftanın 3 günü fakirlere özel ziyafet çektirmektedir. Son derece dindardır ki bu durum ilk Osmanlı padişahlarının Müslüman olmadığını söyleyenlere, heterodoksi olduğunu söyleyenlere aslında güzel bir cevaptır. Bunlar maalesef Osmanlı kaynaklarını görmezler, değerlendirmezler. Hem kullanırlar hem de ne yazık ki bu sözleri
bir türlü kullanmazlar. Bu sözlere kıymet vermezler, değer vermezler. Oysa aynı kaynakları kullanıyorlar. İnanın bu kaynaklarda sevgili dostlar, şunlar yazmış olsaydı, Osmanlıların şaman inancına sahip olduğu, heterodoksi görüşlere sahip oldukları, bunlar yazılı olsaydı, bunların hepsini hiç düşünmeden alacaklardı. Peki Kur'an-ı Kerim'e hürmetleri yazıldığında, dindar olduğu yazıldığında, Rum ülkelerine gelmekten muratlarının, maksatlarının gaza olduğu yazıldığında neden kabul etmiyorlar? Neden anlamak istemiyorlar? Neden bunları kitaplara geçirmiyorlar? Bunları iyi düşünelim. Maksatlarının ne olduğunu iyi bilelim. İşte Ertuğrul Gazi bütün bu yönleriyle 3 yıl değil de 1 sene en güzel bir şekilde verebilseydik, bence gençlere çok daha güzel bir hizmet ve tarihimize fevkalade bir değer katmış olmaz mıydık? Bir daha söylüyorum. Gerçekten tarihi şahsiyetlerimizi tarihe uygun anlatalım. Oysa 3 senedir kayı boyu dodurga boyuna sığıntı mı yapılmadı? Ertuğrul Gazi Moğolların eline geçip ellerine çivi mi çakılmadı? Hanımı, kızı, oğlu, babası, anası, kendisi mi kaçırılmadı? Ertuğrul Gazi yerine göre en zelil hallere düşürülmedi mi? Ertuğrul Gazi'nin beyi bey doğurmaz oğul, beyi ana doğurur dendiği gibi o maalesef aile efradında her türlü entrikalar gösterilmedi mi? Ve yine hiç görüşme yapmadığı halde Baycı Noyan'la nice nice savaşları yalan yanlış anlatılmadı mı? Belki de hiç irtibatı olmadığı halde Saadettin Köpek'le 1 yıl geçirilmedi mi? Ve belki de tarihin en adil idarecilerinden biri olan Saadettin Köpek en rezil ve kepaze bir şekilde gösterilmedi mi? Bunlar da maalesef bugün bizim tarihimize hala filmlerle de olsa, dizilerle de olsa doğru anlatılmadığının çok kesin bir göstergesidir. Son derece üzücüdür. Tarihi şahsiyetlerimiz aslında 1 yıl değil, evet 3 yıl, 5 yılda anlatılabilir. Bunu anlatılacak çok şahsiyet var. Çok tarihimizin hadiseleri var, olayları var. Bunları 100 sene bitiremezsiniz kardeşim. 100 sene sonra imkanlar, bir takım haklarında yazılan hikayeler daha filmleri beraberinde getirecektir. Ama doğru anlatalım diyorum. Ertuğrul Gazi'nin şahsiyetine bir nebze olsun değinmiş bulunuyoruz. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.